Ufak da olsa bir deck üzerinden rehber göstereyim. Oyun içi rehber göstermeyeceğim. Çünkü zaten oyunu oynarken görüyor olmanız lazım teknik olarak. Bu adam niye bunu yapıyor, niye bunu yapıyor diye. Ee, ben yine de belki oyunu içinde biraz daha anlatma fırsatı bulursam daha anlatarak yapmaya çalışırım Ama genel olarak zaten yaptığımız her şey üç e, aşağı 5 yukarı. Deck'te anlatacağım neden yaptığımızı. Eyvallah iyi seyirler. Şimdi e, rehber rehber kıvamında bir şeyler istemişsiniz. genel olarak Battle Group üzerinden gideceğim. Battle Group'unuzu kolay yapmak istiyorsanız default'lar var aşağıda. Bunları kopyalayarak yapabilirsiniz bu sırada. Hani aklınızda bulunsun. Onun dışında kendiniz yaparsanız da sizden en az 2 tane özel birim seçmenizi, birlik seçmenizi isteyecek. Rus'ta da, Amerika'da da geçerli bu. Ben bugünkü rehberi büyük oranda yeni gelenlerle beraber anlatacağım ki zaten ilk çıktığı gün çarşamba günüydü. Yayın tekrarında ben size birliklerden bahsetmiştim ama ilerleyen zamanda tabi bazılarının dengesi değişmiş şu olmuş bu olmuş bazı şeylere ekstradan değindim. Ee, onlara hani en azından bir daha tekrar değinmiş olalım çünkü o YouTube'a gitmemişti. Çok büyük problemleri vardı ilk gün server'ın falan filan ondan dolayı sıkıntı yaşanmıştı. Şimdi Başlıklarda zaten yazıyor. Hani orada kafanız karışmasın hangi birlikten neyi bulacağınızı. Ben size bazı birimlerin spesifik olarak öne çıktığı şeylerden bahsedeceğim. E, ee, Mörin tankla başlayacağım. Amerika, Mörin ve tank beraber. Bu sefer benim birliklerin hepsinde Ruslarda da dahil. Tankla beraber dizili. Yani Mörin tank, Airborne tank, VDV tank falan gibi... Ee, dizili yani oradan şey yapabilirsiniz. Meta ünite değil. Ben meta ünite sunmayacağım size. Sadece ünitelerin ne yaptığını, ne işe yaradığını, özelliklerinin ne halta yaradığını anlatacağım. Meta ünitelerle ilgilenmiyorum. Zaten meta ile ilgilenmeniz de çok mantıklı bir şey değil. Bu bir open beta oyun çıktığında metalar değişecektir. Her patch geldiğinde de metalar değişir. O yüzden metalara çok fazla takılmamanız gerekiyor. Öncelikle Recon'dan başlayalım isterseniz. Recon'da neden araç tutuyorum, neden piyade tutuyorum gibi bunların hepsinin optik şeyi var, değeri var. Bu optik değeri ne kadar uzağa görebileceğini, ne kadar iyi görebileceğini gösteriyor. Bazı ünitelerin daha düşük. Peki niye onu tutuyorsun? Mesela Scout Sniper 2000 gösteriyormuş. Neden Cavalry Scout tutuyorsun diye düşünebilirsiniz. Şimdi Cavalry Scout'un ağırlığı fena değil helikoptere falan bindirdiğinizde ileriye doğru götürdüğünüzde bir de Javelin füzesine sahip oldukları için işinize yarayan birimler. Kötü birimler değil. Hem de 1700'lük bir görsel sunuyor. Force Recon da mesela 2000 sunuyor ama bunların atakları falan var. Bu, ya bunun sniper mesela helikopter düşürebiliyor da tankı bir şey yapamıyor. Force Recon'daki atak da yani böyle zırhlı araçlara biraz vuruyor. <laughs> Tanklar şu an çok dengesiz olduğu için hani bazukalar falan Javelin bile hatta etkisiz kalabiliyor. Ona çok takılmayın yani. Takılın tabi de dengelenir diye söylüyorum. Takılmayın şu an. Ee, peki aracın esprisi ne? Araçlara ekstradan bir şeyler takıp bu menzillerini arttırabiliyorsunuz. Bir, iki. Ya bu araçlarda yok da bazı araçlarda var. İki, ee... Misal bu araçları tank rush yapıyorsunuz, piyade yanında koşamayacağı için ya da piyade çok soft olduğu için böyle abi tankla, zırhlı araçta falan desteklemeyi düşünebilirsiniz ama dediğim gibi bazıları daha iyi bunlardan. Mesela şu Bradley'nin e, M7A3 olunca 2400'e çıkıyor gördüğünüz gibi. Bazı araçlar böyle değiştirilebilen e, şeylere sahipler hepsini spesifik olarak bilmiyorum, zannedersem bunlarda var bir iki tanesinde de. Modernizasyonları ne katıyor, ne katmıyorsa bilemeyeceğim artık. 1700 falan oluyormuş. Yani bunları gö göz önünde bulundurarak diziyorsunuz recon'u. Onun dışında e, puanlarla ilgili ufak tefek bir şey söyleyeyim size. Total puanınız 10.000 puanı geçemez bir deck hazırlarken. Fakat her bölümden %10 puan aşımı yapabiliyorsunuz. Maksimum %10 puan aşımı yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun o. Piyadelerle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü dediğim gibi şu an open beta'dayız ve aşırı dengesiz durumda yani piyadeler tanklara hiçbir şey yapamıyor sanki şu anki durumda çok rahat bir şekilde counterlanabiliyor piyadeler ee, ve attıkları füzelerin falan çok büyük bir anlamı yok ama şöyle bir şey var neyin ne kadar vurduğunu anlamanız açısından mesela smov bunlar normalde burada esrav diye geçiyor da squad loadout'unu değiştirdiğim için sizde normalde böyle gezecek bu. Squad Loadout'un değişince ismi de değişiyor tabi. Peki Loadout değişince nerede anlıyorsunuz farkı? Buraya geldiğinizde, silahların burada değerleri söz konusu. Silahın üzerine geldiğinizde delicilik burada yazıyor mesela. 140 milimetrelik heat mermisi e, şeyi var, etkisi var. Patlama şeyi falan bize çok önemli değil, bombardıman yapmıyoruz zaten de. E, hasarı da burada yazıyor, 14. Efektif menzili burada yazıyor. Hani bunlar göz önünde bulundurabilirsiniz diye söyleyeyim. Genelleme yapacak olursam şöyle anlatayım size. E, ee, füzeleri çok uzaktan atabildiğiniz menzili uzun füzeler. Ta şuradan gösterirsek. 1600 metreye kadar bir menzili var. Ama füzenin gidiş hızı çok yavaş. Dolayısıyla çok rahat counterlanabiliyor şu an oyunda. Tanklarla mikro yapan bir insan çok rahat counter'lıyor top füzelerinizi ve top füzeleriniz bir işe yaramıyor eğer ki mikroluyorsa karşısı mikrolamıyorsa güzel vuruyor tabii ki yani vurmaması mümkün değil ama kısa mesafelerde ve uzakta da işte hızından kaynaklanan problemleri göz önünde bulundursanız çok işlemeyebiliyor aynı şey javelin için geçerli burada dragon diye geçiyor ee, Dragon, Javelin Tapatek misayarlarına da çevirebiliyorsunuz bu sırada, böyle yaptığınızda da e, güçlü oluyor ama mevzu şu <laughs> Javelin e, tepeden saldıran bir şey o yüzden çok rahat delebiliyor birçok aracı Fakat o da çok rahat counterlanabiliyor çünkü çok yavaş gidiyor yani özellikle de uzak menzile Şurada yazdığı size 1 kilometrelik menzile gittiği zaman çok rahat bir şekilde kantırlayabiliyor karşı taraf. Ya yani bazukalara çok güvenmemeniz gerekiyor. Bazukalara ne zaman işinize yarayabilir bazukalar? Ee, şu s olsun, işte ataklar olsun, mavlar olsun. Bunlar mesela ormanda falan güzel iş yapıyor. Yani tankın çok göremediği yerlerde daha güzel iş yapıyor. Daha kısa görüş menzilinin olduğu yerlerde. Ama binalardan falan atılan şeylere karşı biraz daha dayanıklı oluyor tanklar. Normalde olmaması lazım. Normalde Steel Division'da da öyledir mesela. Binada duranlar biraz daha gözükür eyvallah ama yani sonuçta binada yanından geçen tankı mahveder piyade. Ormanda falan hepten piyade zaten tank bırakmaz. Ama oyunda şu an öyle değil. Oyunda tanklar biraz fazla güçlü. Onlar dengelenirse bu anlattıklarım değişecek. Sadece şeyini bilin diye söylüyorum. Piyadede ne alacağız ne yapacağız derseniz herhalde Amerikan piyadeleri arasındaki en kuvvetlileri şu an Marine Raider'lar. Ee, herhalde diyorum çünkü yakında uzakta çok iyi iş yapıyorlar. Ben ekstradan Merc Rifle, Mekanize Rifleman kullanıyorum, Mörin kullanıyorum. Bunları genelde pointlere sokuyorum. Bakmıyorum bir daha ne yapmışlar, ne etmişler diye. Çok böyle aktif bir savaş döndürmüyoruz piyadeyle. Baskınları genelde yaptığınız şeyler tanklar. Tanklarda ne yapacaksınız? Neye dikkat edeceksiniz? Tanklarda arkadaşlar bir kere zaten versiyon olarak yazdığı şeyler boşuna yazmıyor burada. Size ekstra korumalar sağlıyor. Ekstra zırh sağlıyor falan. Bunlar önemli şeyler. E, trofiler, trofi sistemi var. Bu ekstra koruma sağlıyor. Onun dışında zırhlar arasında farklar var. Ve mermiler arasında farklar var. Şöyle sürekli geçip duruyorum. Mermi, mermi farkını görün diye. H.E. mermisi var mesela. Ee, SEP 3'ün. SEP 3 ekstradan patlayıcı mermiye sahip. Ayrıca şu mermisi de farklı. Ana mermisi yani. yani. değerlerine de buradan bakabilirsiniz. Kinetik mermidir. İşte penetrasyonu 500 ila 800 arasıymış. Hasarı 600'müş. Seninle mesela 525 ile 840 daha çok deliyor bu. 6 6'da hasarı var Gibi. Ya ucuz tank barındırın. Ne olur ne olmaz diye ve bütün tanklarınızın pa paketlerini fullleyin. Çünkü zırh katıyorsunuz tankınıza. Önemli bir şey bu. Zırhı olmadan bir işe yaramaz. Ee, neden ucuz tank tutuyor tutun diyorum? Neden önemli olduğunu söylüyorum? <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Zırhı ne kadar kalınsa o kadar savaş içinde size de destek olabiliyor. Eee daha harcanabilir tanklar da var böyle M60 gibi. Şeyde de Airborne'da da e, neydi ismi hatırlamıyorum. Bakarız break bir şey olması lazım. E, 130'luk bir tank var. Şu an ismi aklıma gelmiyor. M60 gibi tankları kullanabilir. M8 miydi ismi? Eyvallah. M60 gibi tankları da kullanabilirsiniz. Bunları mesliyorsunuz. Buradaki espri şu. Bunları mesliyorsunuz orman içinde, bina aralarında. Bakın uzak menzilde tanka tank olmaz zaten. Bunlar direkt patates oluyor. 1 iki vuruşta patlıyor. Ama önemli olan yakın menzilde işte bina aralarında, ormanlarda bunlar blob olduğu zaman güzel vuruyorlar. Sayısal üstünlüğü de kurabiliyorsunuz. 4 tane top atışını atıyorum, iki tane tankın top atışı oluyor. Adam iki tanesiyle senin bir tane tankını vururken senin dört tanesi bir taneyi vuruyor ve daha hızlı çökertiyorsunuz gibi. <laughs> Ucu tank bu yüzden önemli. Bir de pahalı tank doğal olarak hemen meseleye bir şey değil fiyatından ötürü fiyatları çok yüksek. Support'a bakalım. Support kısmı önemli. Support kısmı bu, bugün en azından sorulan soru vardı bir tane. Ee, hava savunması nasıl yapacağız? Aktif hava savunması diye. Şimdi bu her birlikte ayrı bu sırada. O yüzden bunu buna değineceğim diğer birliklerde de. Hava savunmasının ilk etabı Patriot füzeleri. Amerika'da S300, S350 de Rusya'da. Fakat Patriot tek başına yetmiyor. Patriot'un önüne onu korumak için şorat alabilirsiniz. Bu birlikte şorat var. Diğer birliklerde farklı hepsini de ayrı anlatacağım. E, helikopterler için uzak mesafede tutmak isteyeceğiniz, daha mobil olarak kullanmak isteyeceğiniz de pivot. Şorat yine iş yapıyor o konularda. Pivot olabilir, Love AD olabilir. Pivot daha rahat bu sırada onu söyleyeyim ama siz bilirsiniz Love AD de yapabilirsiniz. Aradaki fark ne? Love AD füze atıyor. Füzelerde decoylara yani atılan fişeklere falan çarpabiliyor. bunların bir kitlenme ve atış süresi var. Bu sürede helikopterle mikro yapılıp kaçılabiliyor. <laughs> Ama pivot'ta böyle bir durum yok. Pivot direkt tarayarak düşürüyor. Nispeten daha hızlı. O yüzden tercih edebilirsiniz Mörin oynadığınız takdirde. Ki nitekim bende de varmış dört tane. Ee, bombardımandan belki biraz daha bahsedebiliriz. Bombardımana değinmeden geçtim. Şimdi bombardımanın da iki tip mermisi var. Bir ağır patlayıcı mermiler. Bir cluster mermiler. Balistik ayrı. Balistiğe sonra şey yapalım. Eee... Cluster açıkta piyade gördüğünde çok güzel hasar veriyor ama tanka falan daha az hasar veriyor. High explosive'de tam tersi. Binalardaki veya şeydeki, açıktaki şeyler için piyadeler için de vuruyor. Ee, araçlar için de daha iyi vuruyor. Ben neden cluster koymuşum bu billiyi bilmiyorum. Değiştirelim. <laughs> Genelde binaları veya statik şeyleri sökmek istediğinizde Topçular daha mantıklı. Menzili uzatıyor bu sırada Paladin'den Iron Thunder'a geçmek. Bende neden Paladin yazıyor diyebilirsiniz. Silah değişince isimler değişiyor. O yüzden rehbere bakarken buna takılmamanızı tavsiye ediyorum. İsimlere çok takılmayın. İsim değiştiyse ben bir şey değiştirmiş oluyorum. Çünkü bu aşağıda görmüyorsunuz kameradan da. Genel şeyi ondan dolayı. Helikopterde ne var ne yok ondan biraz bahsedeyim. Ya başlangıç için genelde helikopterlerle alanlara raşlıyorsunuz. İlk oraya oturan daha büyük bir avantaj kazanıyor. Dolayısıyla taşıyıcı ve hızlı helikopterler düşünebilirsiniz. Şurada yük taşıma kapasitesi var. Bu önemli bir şey. Uçaklarda falan da var bu. bu buna dikkat edin. Mesela Venom daha az yük taşıyan daha hızlı bir helikopter. Bunlara silahlar da ekleyebiliyorsunuz. Gereksiz bağlı yapar diye. Ben kullanmıyorum şahsen. Ee, şöyle bir fark var yalnız. Mesela Venom çok hızlı bir helikopter. Osprey hepsinden daha hızlı bir. Helikopter demeye de dilim varmıyor ama Vitol deniyor galiba bunlara farklı olarak. Ee, Super Stallion falan bunlar çok daha fazla malzeme taşıyor ama çok daha yavaşlar. Hatta yanlış değilsem King Stallion galiba tanka kadar taşıyordu ya da zırhlı araca kadar taşıyor. Ee, yani bunların mesela jammer'ları var. Daha ra rahat kap şey yapıyorlar. E, füze kitlenmelerine karşı biraz daha dirençli oluyorlar ama değmez. O yavaşla bence değmez. Size kalmış bir şey. Ben genelde hızlıları tercih ediyorum. Saldırı helikopteri var. <laughs> ya yani mühimmatlar üzerinden de konuşmuş olayım. Peki o da çıksın aradan. Şimdi zaten roketlere veya silahlara tıkladığınız vakit şuraya helikopterin içinde ne varsa düşüyor. Bir silah, bir silah bir mühimmat havaya mı vuruyor karaya mı vuruyor neye vuruyor diye düşünmek istiyorsanız buradan tıklıyorsunuz şurada simgelerini gösteriyor size mesela sidewinderlarım var bu helikopter ve uçağa kitlenebiliyor gösteriyor ateş et ve sonrasını unut <laughs> e, güdümlülüğünde gidiyor hasarı var hidralar mesela karaya atış yapabilen roketler 70 milimetrelik böyle sık sık ateş edebildiği roketler çok etkili mi derseniz bina içindeki piyadeye etkili araçlara biraz daha zayıf kalan bir şey bu mesela. bunları değiştirip başka bir şey varsa başka bir şey alabilirsiniz. Mesela Hellfire çok uzaktan atılan tepeden vuran bir şey füzesi. Anti tank füzesi. Güzel de bir füze. Kullanabilirsiniz Hellfire'ları. Tovlar zaten biliyorsunuz daha önce piyadede bahsettik. Tov füzelerinden. Ben neye göre helikopterlerimi sıralıyorum? Helikopterlerden birine havaya karşı vuracak hale getiriyorum ki bu dizilimde şu an bu süper kobra. Bir de yeri vuracak yere destek verecek bir şey seçiyorum ki bu da Viper'mış. Hem Viper şu an Sidewinder'lara da sahip havaya da vuruyor. Hidrası var yere vuruyor. Hellfire'ları var tanklara vuruyor. Şu an mesela çok amaçlı kullanıyormuşum Viper'ı bu dekte <laughs> ya bu size kalmış bir şey ben genelde böyle kullanıyorum. Uçak konusuna gelirsek uçak konusunda önemli bir, bir sürü şey var. <laughs> Hangi birinden başlayayım bilmiyorum. Şimdi uçakta ne tercih edeceğiniz tabii ki size kalmış. Bazıları ucuz uçak yapıp e, daha çok füze atmaya çalışıyor. E, kimse anti radyasyon için kullanıyor. ben size mühimmatlarından bahsedip ondan sonra neyi nasıl yapacağınızı size bırakacağım. Mesela Prowler. Prowler Han füzesi tutuyor. Han füzesinin üzerinde şurada araç görüyorsunuz, tank görüyorsunuz. Bir de ekstradan şöyle daire içinde bir radar işareti görüyorsunuz. Bunlar anti radyasyon füzeleri olarak geçiyor. Siyed dediği search neydi? Ee, <laughs> havaya karşı etkili olan şeyler bul ve sustu muydu? Ee, durdur muydu? Öyle bir şey olması lazım açılımın. Açılımlar çok da önemli değil. Siyetler anti havaları bul ve yok et şeyinde. Ee, Prowler tutabilirsiniz. İyi bir ünite, ucuz bir ünite daha da ucuz hale getirebilirsiniz ee, mühimmatını kafanıza göre ayarlayın bunu daha ucuz hallere getirebiliyorsunuz silahlarını mesela daha da azaltıp buradan bir 10 daha kasayım diyebilirsiniz burada sadece cemur olsun diyebilirsiniz bunun ne bileyim bir tanesini kapatmak isteyebilirsiniz kapatamıyormuşuz eskiden kapatabiliyorduk 180'e geliyordu o artmış fiyatı mesela bunu neden söylüyorum, neden böyle yapabilirsiniz diyorum. ECM neden önemli? Onlardan bahsedeyim. Anti-radyasyon füzesi, radarı açık olan bütün hava savunma birimlerine otomatik olarak atılıyor ve onları yok ediyor. Menzili de çok uzun, 8 kilometreye kadar gidiyor. Bu karşı tarafın hava savunmasını e, ortadan kaldırıp, işte kuru füzesi, seyir füzesi atmak istediğinizde, ne bileyim, balistik füze atmak istediğinizde falan sizi koruyacak bir şey. O yüzden genelde oyuncuların birçoğu anti radyasyon füzeli uçak kullanıyorlar. Suppression of enemy air defense. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. <laughs> ECM kitlenmeyi zorlaştırıyor. Dediğim gibi o da önemli bir şey. Ben genelde oyunun hemen başında yani maç başladığı zaman anti hava üzerine bir fighter yollamak istiyorum. Burada da benimki Hornet. 18C Hornet'i kullanıyorum. 18D Hornet'i neden kullanmıyorum bilmiyorum. Vardır belki bir şeyi. Bakayım şöyle. Daha çok bomba alabiliyormuş 18D Hornet. 18C Hornet'te ise Amram füzeleri var. Amram füzeleri Sparrow'a göre daha iyi açıkçası. Daha uzağa gidebiliyor. Şöyle göstereyim. 6 kilometreye gidiyor. Yüksek irtifada da düşük irtifada da 6 kilometrelik bir şey var. Alanı var. Fena bir füze değil. Sparrow füzeleri 5 kilometreye kadar gidiyor. <laughs> <laughs> ya bu da iş yapar yapmaz bir şey değil Sidewinder'larda 2 kilometreye kadar atılabiliyormuş Yani düşük menzilli diyebilirsiniz onlara biraz da Oyunun ilk başında hava üstünü alıp karşı tarafın getirdiği üniteleri çıkış yolundan vurmak En e, mantıklı hareketlerden biri oluyor genelde Karşı tarafın oyununu hızlıca bitirmeye çalışıyorsunuz O yüzden bir tane kendinizi korumak için bir şey tercih edebilirsiniz Ya da bunu illaki full... Ee, anti hava yapacaksınız diye de bir şey yok. Havayı vurdum biraz da karaya vurayım derseniz ne bileyim roket alabilirsiniz. Şey, bomba alabilirsiniz içine. Bazı uçaklar roket alıyor mesela. Roketlerle karayı vuruyorlar. Bunları yapabilirsiniz. M174 neymiş? Terminal Guidance Lead Person. Bu da 8 kilometre atıyor. Mesela bu da olabilirmiş. Sparrow mu vardı bende? Evet, aynen. Fiyat için Sparrow tutmuşum. <laughs> F-35 alabilirsiniz yine böyle başlangıç için. Güzel bombaları var üstünde. Emremleri bunlar da takabiliyor. F-35'ler de takabiliyor. Mesela Karma Fighter olarak bir emrem takarsın. Bir tane de bomba takarsın. Bitti bin librilik bombayı at kaç. Bir yandan da havada bir şey varsa onu vur gibi bir şey yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ee, hani ben ekstradan şunu alın bunu alın demiyorum size. Eee... Şimdi önemli birkaç tane ünite var onlardan bahsedeceğim ki savunmanızı anlatmak amacıyla önemli olacak. Mesela e, bunlardan en önemlisi hava savunmada Amerika kısmında Patriot kullanırken Patriot'ı aynı zamanda anti radyasyon füzelerinden korumak için ya da çoklu kuru füzelerine karşı hamle yapamak, yapabilmek için Slam Ram kullanabilirsiniz. Slam Ram'ler fena değil gayet güzel iş yapıyorlar. Silahlarını da buradan değiştirebiliyorsunuz ekstradan. Slam ram'ler füze avlıyor, uçak avlıyor ve çok sayıda tutuyor üstünde Slam ram bunlardan. Dolayısıyla hani bunlar Patriot'un önün yani şöyle söyleyeyim. Siz buradasınız, Patriot'lar burada, düşman burada. ikisi arasında Slam olması gerekiyor. Patriot'un biraz ötesine koyarsanız düşmanla arasına. Patriot'ları savunma görevinde kullanabilirsiniz. Tabii ki aşılabiliyor, aşılmıyor değil. Ayrıca Airborne ünitelerinde Avenger'lar var. Avenger'lar helikopter avlamak için çok aktif ve özel e, bir şeyi var, hızı var. Çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oraya geçebiliyor, buraya geçebiliyor. Geri vitesi, ileri vitesi. Çünkü Hanvi'den bozma bir şey. Ee, nispeten de bayağı hızlı füze atıyor bu sırada. Kullanabileceğiniz bir ünite yani pivada falan farklılık olarak. Linebacker falan var isterseniz ama ben <laughs> ya bu tarz pahalı e, olarak kullanmak istemiyorum pek ünteleri. Bu da fena bir şey değil. Kötü değil. Bay Hellfire falan alabiliyor mesela. Yani size kalmış. Ben Avenger'ı kullanıyorum. Bu biraz da oynarken neye ihtiyacınız olduğu. Birliğin bu dizdiğiniz dekin sizi e, hangi konuda short bıraktığı, ne yetişemediğiniz falan ya şuna da bir şey yapacak bir şeyim yokmuş bu birlikte falan dediğiniz anlarda bakmanız gereken şeyler. Mesela burada da ucuz olarak M8 Thunderbolt var. Ben buna bayılıyorum. İnanılmaz zayıf bir zırhı var. Hatta rezalet denilebilecek seviyede zırhı. Ama topu çok iyi. Topu çok kuvvetli. O, bundan iki tane koydum. Gönül isterdi 3-4 tane de yapabilelim ama ee, bunu koyduğum zaman mesela bana çok güzel destek veriyor. Diğer tanklarımın yanına iki tane atıyorum. Çok ucuz 130'a basıyorum. Ve sisleri de var. Çok rahat kaçabiliyorlar mevzulardan. Makinalı tüfek desteği vesaire var. Zırhları iyi. <laughs> yani zırh paketi iyi en azından öyle söyleyeyim. Bir sonraki zırhı ne veriyormuş? Bu öldürüyor mesela üst zırhını falan ama aktif savunma sistemi veriyor. Ben öyle bir şey istemiyorum. Biraz daha tank savaşları için tutuyorum bunu. Bu piyade desteği için tuttuğum bir tank değil yani binadaki piyadeye vuracak falan bir tank değil. Bu bayağı bildiğiniz tanka tank savaşlarda. Hani pahalı tankın patlamasın önden bunlar gitsin hem atış desteği olsun hem de patlarsa da zaten ucuz diyeceğiniz tanklardan. O yüzden kullanıyorum. Ee, ek olarak buradaki uçaklardan da biraz bahsedeyim. EX Eagle var mesela. EX Eagle çok büyük bombalar taşıyabiliyor üstünde o yüzden tercih ediyoruz bombardıman için kullanıyorum. Ekstradan harm füzesi tutuyor. Harm füzeleri de anti radyasyon. Ee... <laughs> Emreme tıklamışım. Heh. Harm füzeleri anti radyasyon. Ee... Yani bunu bu sırada illaki böyle kullanacaksınız diye bir şey yok tekrar söylüyorum. Siz daha ucuz yapabilirsiniz. Daha sık radar vurmaya uçak çıkarmak için. Ben böyle kullanıyorum. Havaya karşı da fena değil bu sırada. Bol bombalı. Hem havaya hem radara karşı çok amaçlı bir uçak olarak kullanıyorum onu. F15C Eagle'lar var. Ben bugün mesela kullandım. Hava üstünlüğünü düşman almıştı. Yani tek başına iki uçağı çatır çatır indirdiğini bizzat bir fiil mikroladığımda gördüm. Çok sevdim. Çok tatlı bir uçak. Buna yakıt dışında başka bir şey alınabilir mi? Yani bence gerek yok. 10 puan da kaybetmenin bir anlamı yok. Havada tutup sonra çıkaracağınız bir uçak. Güzel bir uçak. Bir tane de Strike Eagle'ın var. Bu da yine bombalarla dolu üstü. Ee, bunun bombaları bu sırada daha iyi. O yüzden bu kadar yani... Bombalarla beraber çok daha ucuza çağrılabiliyor. O yüzden bol bombala e, bir halde geliyor bu. EX Eagle'da da bombalar var ama çok pahalı gördüğünüz gibi. Yani bombardıman için ucuz bir şey olsun diye çağırıyorum. B1B Lancer var kullanmak isterseniz. Cruise füzesi atıyor, nükleer atıyor. Ee, bol bomba tutuyor. Bombardıman uçağı. Ama götü çok büyük bu uçağın ve vurulabilme ihtimali daha fazla. Kruz füzesi atarsanız çok uzaktan atabiliyorsunuz. 10 kilometreye kadar atabiliyor. Dolayısıyla hani base'den bol bol kruz füzesi sallayabileceğiniz bir uçak tipi. Bazı üniteleri öne çıkarmak için söylüyorum. Mesela Recon'da da Global Hawk var. Kullanmazsanız olmaz bir şey. Ee, bir, cooldown'u çok düşük. Çok sık çağırabiliyorsunuz. İki, Haritanın her bir deliğini gösteriyor. 6000'lik bir recon puanı var. Her şeyi görüyorsunuz. Tamam, dronelar çok sık vurulabilen şeyler. Çünkü hiçbir hava savunması cartucurdu yok. Ama aynı zamanda haritanın her bir yerini size çok net gösterebildiği için... ...dronelar arasında benim gördüğüm kadarıyla en iyi dronelardan biri Global Hawk. E, Grey Eagle da var. Bunun üzerinde füzeler var. Ben onları kullanmak için Grey Eagle tutuyorum. Hava üstünlüğünü %100 aldığınız zaman çok rahat bir şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Düşmana basur muayenesi yapıyor. <gülüyor> 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 Uçaklardan pilot düşürüp ölürse kullanamıyor muyuz uçağı bir daha? Ya öyle bir şey olması mümkün mü sence? Battlefield mi oynuyoruz? Ne yapacaksın? Eject atıp karşı uçağa atlayıp ona mı bineceksin? Öyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Kısacası Amerika'da öne çıkan kesinlikle kullanmanız gerekir dediğim üniteler bunlar neye dikkat etmeniz gerekir dediğim Rusya'da da birkaç tane özel ünite var bu sırada onlardan da biraz bahsedelim hemen Rusların piyade burada değilmiş diğerindeymiş okey diğerine bakarız Rusların özellikle tankları çok iyi tanklar çok güçlü Terminatörü bu kadar gerek yok nerflemişler Terminatörü İleride nerflenir mi bilmiyorum ama Barbaris çok gereksiz güçlü, iğrenç bir ünite. Kullanmak istiyorsanız bunu Kinzal modülüyle kullanırsanız Ataka füzeleri alıyor. Zırhı inanılmaz bir şey. Yani bu şey gibi böyle nasıl anlatabilirim bilmiyorum bunu. Sanki dev bir stadyuma füze atmak zorunda kalıyormuşsun ve stadyuma hiçbir şey olmuyormuş gibi düşün. Böyle geziyor etrafta bu genelde. Ve bunu çok alıyorlar. Çünkü fiyatı çok saçma bir biçimde ucuz. Yani 250'ye 225'e falan gelebilen bir fiyattan söz ediyoruz. Tankın atışlarına dayanıyor. Ve tankın üstündeki işte bu füzesi olsun topu olsun. Topu bu sırada 57 milimetre bok gibi diyebilirsiniz. Yakın mesafede falan çok vuruyor lanet olası şey. Çok fazla kullanıyorlar. İğrenç bir araç. Metadır muhtemelen aklınızda bulunsun. Kurgan de çok kullanıyorlar ona da silah takıyorlar bu sırada. Ben takmayacağım, fiyat ölüyor. Ama bilin diye söylüyorum. Silah takıyorlar. Kurganetleri de sık kullanıyorlar. Onların da zırhları çünkü fena değil. Ee, yani kullanın, kullanmayın. O size kalmış. O sizin kendi bileceğiniz iş. Benim genel olarak tanklar ucuzdan pahalıya doğru yine e, dizili şekilde böyle. Onun dışında supportlardan birazcık bahsedeceğim. Ruslarda çok önemli support üniteleri var. Mesela Sosna önemli bir ünite. Havaya füze atabiliyor. Ee, bu helikopter için daha sık kullanmanız gereken, ileride kullanmanız gereken bir ünite. Onun dışında toru var. Tor güzel bir ünite. Yine çok sık füze atabilen radar desteği olan e, ayrıca füzeleri de tutabilen kruz füzelerini falan tutabilen önemli bir ünite. Aklınızda bulunsun bence kullanın. Yani ben, benim birlikte yok da ben kendime göre ayarladığım için yok. S300. S300'ü ben gladyatör füzeli kullanıyorum bu sırada. Ne kadar fazla füzesi olursa o kadar ee, rahat bir şekilde yeniden doldurmadan yani yeniden doldurmaya kısa bir sürede ihtiyacı olmadan daha çok koruyabiliyor diye S300'ü 4 füzeli kullanıyorum. Size kalmış. Diğerinin menzili daha uzun. Ama iki tane olduğu için çok rahat aşılabilir durumda. O, o benim tercih ettiğim bir şey değil. Ee, uçaklarda Su-57 önemli. Su-57'nin anti-radyasyon füzeleri var ve bu füzeler inanılmaz uzaktan vuruyor şöyle göstereyim. 8 kilometreden vuruyor. Yani base'de at atıyorsunuz. Neredeyse doğduğu andan itibaren bütün anti radyasyon füzelerini atmaya başlıyor. Vuruyor ve çok rahat bir biçimde de kaçabiliyor. Etkili. %20 jammer şey var, etkisi var. Kullanılıyor. Bugün özellikle karşımızda çok fazla su 35, su 34 vardı. Bunları çok ucuz kullandılar ya da hile yaptılar. Bilmiyorum artık o kadarını. Replay yok çünkü oyunda ben bugün iki kişi de totalde 20 tane falan çaktım bir oyunda galiba bunlardan. Bunlar uzun menzilli, orta menzilli füzeler tutabiliyor havadan havaya. Önemli. Bunları tabii ki kendi şeyinize göre tutacaksınız. ECM podu var ekstradan falan. <laughs> Avcı uçak olarak kullanabiliyorsunuz. Ekstradan su 30'da hem bombardıman var hem füze var. Bu füzeyi de kullanabilirsiniz. Mesela füzeyi nasıl kullanacağım diye merak ediyorsanız ya da cruise füzesi de takabiliyor musunuz? Ee, havadayken Shift'e tıklayarak atışlarınızı yap yapabilirsiniz çoklu bir şekilde füzeyi oraya buraya atabiliyorsunuz Aklınızda bulunsun ee, Bunları tabi oyun içinde göstermek lazım da böyle Single açıp da gösterebileceğim bir yer pek yok oyunda o yüzden böyle anlatıyorum Yani güzel uçak şeyleri var daha ucuz uçaklar diğer birliğinde var onlardan da bahsedeceğiz Burada ekstradan Üzerine değinmek istediğim pek bir şey yok Ruslarda ee, Coastal yeni gelen Coastal oraya da bir girelim hemen, hemen o da çıksın aradan. Şimdi Yak 38'ler var, bu çok kullanılıyor, inanılmaz ucuz çünkü. Ee, bunun bombalarını siz yine kendinize göre seçersiniz. Ben termobarikle şeyi kullanıyorum, Feb 250'yi kullanıyorum. Değişebilir bunlar sürekli. Memnun kalmadıkça çünkü siliyorum şeylerini. MiG-29 bu da çok sık kullanılıyor. Dediğim gibi ucuz etkili. Mesela şu an benimkinin içinde iki tane R-27 ET infraredlerden var. Bunlar iyi füzeler. 3 kilometreye kadar vuruyorlar. Havayı vuruyorlar. Orta menzilli havadan havaya füzemiz var. Ee, neymiş o? R-77. Aynen bu. 6 kilometreye kadar vuruyor. Dışta da iki tane R-73, iki tane de R-77 var. R-73 de 2 kilometreye kadar yakın menzilli atılabilen bir füze. Yani fiyatı inanılmaz ucuz o yüzden oyun başında bunlardan iki tane çağırabileceğiniz fiyata da indirebilirsiniz bunu daha da ucuz yapıp ne bileyim bunların yerine mesela şunu taktığınızda 270 oluyor fiyatı ha, bundan da iki tane koyarsanız mesela başlangıç için 270 çok da sizi yormayan bir fiyat olur ve hava üstünlüğünü alabilirsiniz gibi bu, bu tarz şeylere genelde oynarken dikkat etmeniz lazım. Ee, Helikopterlerin öneminden zaten bahsettik ve nasıl kullanmanız gerektiğinden genel olarak bahsettim. Önemli bir bir diğer şey Strelets. Strelets, tıpkı Patriot'ları korumakta Slam Ram kullandığınız gibi Strelets'i de S-350'leri ve kendinizi korumakta kullanabilirsiniz. Yine çok saçma bir ünite. Barbaris gibi çok kırık bir ünite. Cruise füzelerini havada tarayarak patlatabiliyor, uçakları vuruyor, ekstradan Igla füzeleri var. Bunlar da helikopter ve uçak vuruyor. Önde kullanabileceğiniz bir araç. Radar desteği var. Ya bunları şeyden alıyor bu sırada. Ben ekstradan eklediğim için oluyor Almazsanız hiçbir şey yok. Ama bu çok gereksiz derecede güçlü bir araç. Yani o size kalmış bir şey. İskender'den biraz bahsedeyim. Çünkü demin Amerika'da bahsetmedik. Balistik füzeleri ve kruz füzeleri var. Kruz füzeleri yani seyir füzeleri attığınızda uzaktan atabiliyorsunuz. 10 10 kilometre kadar bir menzili var. Uzaktan atıyorsunuz bunlar alçaktan seyir edip vuruyor hedefi. Bunlar tutulabiliyor. Patriotlar tutabiliyor. Bu strelet gibi üniteler, pivotlar, mivatlar neyse işte. Onlar tutabiliyor. Ee, aynı şey balistikler için de geçerli ama balistiklerde şöyle bir fark var. Balistikleri sadece S-350'ler, Patriotlar bir de Slamrem galiba. Slamrem de tutmuyor olabilir. Çünkü gökyüzüne çıkıp oradan hızlı bir şekilde iniyor bu. Hava savunması çok rahat avlıyor doğrudur ama hava savunmasını akladığınız yerde yani ökettiğiniz yerde balistik füzeler fazlasıyla kuvvetli opsiyonlar. O yüzden balistik füzesi olarak kullanıyorum ben İskender'i. Youtube'da sık sık cruise yapıp atsana falan diyenler oluyor. Ee, oyuna yeni olduklarını düşünüyorum. Onun dışında bombardıman. Ya ben bombardımansız şey yapmıyorum kullanmıyorum hiçbir birliğimi. Burada ben genelde top atışı, obüsleri tercih ediyorum. Ama Buratino'lar da iyi. Füze atıyorlar. bayağı mali yerle bir edebiliyorlar. Aklınızda bulunsun. Kullanmak isteyebilirsiniz. Torlar iyi bir hava savunma diye eklemiştim tekrardan. Yani bildiğinizde olmazsa olmaz demiyorum ama çok sık kullanılan bir ünite. Çok sık ateş eden bir ünite. Abeniz olsun. Yine kaliteli bulduğum bir ünite. Ee, ve piyadede en önemlisi herhalde siyah bereliler. Bunun videosunu geçen de attım. Bu da çok kırık bir ünite. RPG'leri ile çok sık ateş ediyorlar. Çok büyük deliciliği var ve 6 tane RPG kullanıyorlar. Aynı zamanda silahları da çok güçlü. Marine Raider'larla birebir de kaybedebilirler ama onun dışında tankları, bina içindeki piyadeyi, her bir şeyi temizleyebiliyorlar. Fazlasıyla kuvvetli bir ünite. Tamam, bunların hepsinden bahsettik. Gerisini ancak bir oyun üzerinde size anlatabilirim. Hava olması nasıl olur vesaire. O yüzden ekiple bir araya gelelim, rehber kısmını bitirelim. Bu kısım YouTube'da olacak, oradan şey yapabilirsiniz.